Herkese merhaba. 7 Ekim 2024 Pazartesi'deyiz. TR724 YouTube kanalında A'dan Z'ye gündemle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminde çıkan başlıkları, önemli gündemleri konuşacağız, gündemi yorumlayacağız. Doğal olarak bugün dünyanın her yerinde 7 Ekim 2023 saldırılarının yıl dönümü. Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve arkasından başlayan İsrail karşı saldırıları, soykırıma uzanan uygulamalar ve giderek Orta Doğu'ya yayılan savaş. Bugün dünyanın her yerindeki en önemli gündem. Bunlara geleceğiz. Taraflar ne diyor? Yeni açıklamalarda neler var? Türkiye yarın nasıl bir oturum yapacak? Bunlara gireceğiz. Ama ben gündeme, politik gündemle başlamak istiyorum. Çünkü enteresan bir şekilde Türkiye tarihinde çok sık rastlamadığımız bir durum var. Birinci olan bir parti çok kısa bir süre içerisinde birinci parti olmaktan düştü. Hem de olağanüstü şartlar olmadığı halde. Neyi kastediyorum? Özgür Özel'in başarısından. Özgür Özel gerçekten büyük bir iş başardı. Çünkü CHP tarihinin belki de en başarılı seçimlerinden birinden çıktı. 31 Mart seçimlerinde. Ama o süre zarfından bugüne kadar inanılmaz kötü bir performansla tam 9 puan birden kaybettiler. Ve yeni çıkan bir araştırma, PR araştırmanın son anketine göre 26 ilde 2420 katılımcıyla gerçekleştirilen Ekim 2024 anketinde, ki bu tek başına PR anketinde değil başka anketlerde de gözüküyor. Kaldı ki herhangi bir şey görmeseniz bile çevrenizdeki insanların tepkisinden anlamanız mümkün. CHP tekrar ikinci parti oldu. Yani AKP hiçbir şey yapmadığı halde, dahası oy kaybetmeye devam ettiği halde AKP yine birinci parti oldu. Özgür Özel gerçekten büyük bir iş başardı diyebiliriz. CHP'nin kendi iç tartışmaları, kendi içindeki ekip kavgaları, ki bu ekip kavgalarını geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'le ilgili bir takım iddialarla gündeme geldi. Bir takım gayrimeşru ilişkilerle ilgili iddialar gündemdeydi. Bu iddialarla ilgili taraflar yine CHP'nin kendi içerisinde, başka bir partiden ya da başka bir gruptan değil. Hani bu yüzden de zaten AKP cenahı sadece olayı izlemek, hatta biraz da körüklemekle meşgul. İşte bugün de CHP içerisinde hangi grup Özgür Özel'e bu komployu kurdu şeklinde bir yaklaşım içerisindeler. Bu noktada hani şu parantezi de açalım, bir yorum olarak ekleyelim. CHP'liler, özellikle Özgür Özel destekçileri, iftiraya uğramaktan şikayet ediyorlar. Kendilerinin dahil olmak üzere Türkiye'de, bu ülkede yıllardır 7/24 iftiraya maruz kalan insanlar var. Hatta Özgür Özel de talimatla hamile kalıyorlar şeklinde, bana göre talihsizlik, tarihe geçecek büyük bir ayıbı da imza atmıştı. Demek ki iftira atmak insanların psikolojisinde çok rahatsızlık veriyor. Belki ona da empati yapmış olabilir deyip bu yorum parantezini kapatalım. Peki ankette başka dikkat çekici ne var? Ankette bana göre en dikkat çekici noktalardan bir tanesi şu. Kararsızlar %23.7'ye çıkmış ki bu CHP'nin de önüne geçmiş oldular. Yani şu anda Türkiye'de kararsızlar ikinci büyük parti. Birinci AKP, iktidar partisi, 22 yıldır iktidarda. İkincisi kararsızlar. Kararsızlar ana muhalefet partisinin bile önüne geçmiş durumdalar ki bu Türkiye'de siyaset okuması yapan herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gereken bir durum. Özellikle de muhalefet partilerinin. Ya bir ülkede kararsızlar ana muhalefet partisi olmuş vaziyette. Bu gerçekten muhalefetin başarısızlığı noktasında. Ya tamam, bu iktidarın bir başarısı olabilir. Öyle gösterilebilir ama aynı zamanda bir muhalefetin başarısızlığıdır bu. Hele hele 31 Mart seçimlerinden bu kadar açık farkla bir galibiyetle çıkan ana muhalefet partisinin 3 ay içerisinde bütün o sermayeyi tüketmesi gerçekten her siyasi partinin başarabileceği bir şey değil. CHP bunu tekrar başardı. AKP'liler şu anda mutlu. Hatta geçtiğimiz günlerde bir parti yöneticisi şunu söylüyordu. Bizden küsen partililer geri geliyor. Niye geliyorlar? Çünkü CHP'deki umutlar boşa çıktı. CHP çok ciddi anlamda sermayeyi tüketmiş vaziyette. Peki AKP cenahında ne alıyor? AKP cenahında yeniden bir toparlanma çabaları var. Hani çok eleştiriyoruz ama bir konuda haklarını yemeyelim. O da şu, her seçim sonrasında ciddi saha çalışması yapıyorlar. Biz nerede hata yaptık ya da nerede başarılıydık? Ne yaptık, ne sonuç aldık? İşte bu çalışmalar da enteresan şeyler söylüyor. Onun detaylarına geçeceğim. Ama bir anekdot daha aktaralım bir yorum olarak. Hani AKP'liler her zaman, ki Erdoğan da sık sıkla bunu yapar, işte CHP'lerin tek parti dönemine, CHP'li valilerin CHP il başkanı olduğu dönemlere atıf yapar. Ama şu anda Erdoğan ve ekibi onu da geçmiş vaziyette. Bırakın
il başkanı, vali seviyesini artık mahalle muhtarları bile iktidar adına görev alıyorlar. Burada ilginç bir şey var. Geçtiğimiz günlerde 12 vali görevden alınmıştı. Ve ilginç olan şey şu, 12 valinin 12'si de AKP ÖMYP'nin seçim kaybettiği illerin valileri. Son derece önemli, dikkat çekici bir tercih. Yani valiler aslında şu anda iktidar partisinin, daha doğrusu iktidar koalisyonu, çünkü MHP ve İşçi Partisi de iktidar koalisyonunda, onların temsilcisi gibi çalışıyorlardı. Başarısız olunca il başkanlarına değil, AKP il başkanlarına ya da MHP il başkanlarına değil, o ilin valilerine fatura kesildi ki bu da artık valilerin iktidar partisinin il başkanı olduğunu da gösteren önemli bir anekdot. Peki gelelim AKP'nin aldığı derslere. AKP'nin aldığı iki tane önemli bir ders var. Türkiye buluşmaları kapsamında Türkiye'nin bütün illerinde ve 11 bin program yapmışlar ki bu da dediğim gibi az önce söyledim. Hani çok eleştiriyoruz ama bir yönünü de takdir etmek lazım. Disiplinli bir şekilde çalışıyor parti ve tüm Türkiye genelinde 81 ilde programlar yaptılar ve sonuç Türkiye buluşmalarında raporlaştırıldı. Rapor Erdoğan'ın masasında. Biz bunu nereden biliyoruz? Türkiye Gazetesi'nin haberinden. Yani Türkiye'de artık kulis gazetecilik kalmadı, ancak iktidar cenahından bir şey sızdırılırsa ancak bunu görebiliyoruz. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre de iki tane temel sorun varmış. Bir tanesi adalet, bir tanesi de ekonomi. Kaderin cilvesi, partinin adı da Adalet ve Kalkınma. Yani her ikisini de mahvetmiş bir parti ama muhalefetin beceriksizliği, çapsızlığı sebebiyle iktidarda ve yeniden oyları yükseliyor. Çünkü insanların muhalefetten bir umudu kalmadı. Bu noktada bir şeyin daha altını çizelim. Özgür Özel normalleşme adı altında Erdoğan rejiminin gayrimeşru uygulamalarının tamamını meşrulaştırıyor, kanıksatıyor. Hatta şöyle bir politikanın devamı söz konusu. Daha önce hatırlarsınız Kemal Kılıçdaroğlu da aynı hatayı yapmıştı. O da şu, Erdoğan'ın illegal faaliyetlerine, kanunsuz adaylıklarına, anayasa ihlallerine biz onları sandıkta yeneriz şeklinde bir argümanla karşı çıktılar. O sandıktan çıkma şansları olmadığını biliyorlardı. Neden? Çünkü meşru ve adil olmayan bir seçime giderseniz sonuç daha girmeden bellidir. Çünkü Türkiye'de seçimler eşit, özgür ve adil değil. Böyle bir seçimde Erdoğan her girdiği seçimi kazanır. Çünkü seçim oyununda daha seçim oylar sayılırken yasayı değiştiren, hani şöyle ifade edeyim, futbol maçı oynanırken kuralları güçlü olan takım ya da işte istenen takım lehine değiştirmek gibi bir şey yapmışlardı. Bu seçimlerden Erdoğan 60 sene, yani yeniler bilmeyebilir 60 yıl boyunca demek istiyorum ve uzun yıllar boyunca bu seçimi Erdoğan kazanmaya devam eder. Çünkü eşit, özgür ve adil bir seçim Türkiye'de yok. Medya yok, hukuk yok. Az önce söyledim, valiler il başkanı seviyesinde devleti temsil eden insanlar. Böyle bir tablo içerisinde o seçimden galip çıkma şansınız yok. Ve CHP'nin hatası devam ediyor. Bakın Kılıçdaroğlu bu hatayı yaptı. Daha önce de Abdullah Gül yapmıştı. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Erdoğan'ın antidemokratik uygulamalarına ben bunu imzalıyorum ama bana da Anayasa Mahkemesi gereğini yapsın dedi. Hani illegal ve hukuksuz olduğunu bile bile imzaladı ve arkasından o çöküş süreci hızlandı. Bugün de aynı şeyi muhalefet yapıyor. Biz bunları sandıkta yeneriz. Aday olsun. Hani hatta şöyle bir şey açıkça söylediler. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı aday olması mümkün değil ama biz onu engelleyerek ona mağduriyet vermeyeceğiz, onu sandıkta yeneceğiz. Yani birkaç defa aynı hatayı yapacaklar bilmiyorum ama aynı söylemler devam ediyor. Şu anda CHP içerisinde birden fazla grup var. İmamoğlu ayrı bir grup, Mansur Yavaş ekibi ayrı bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ayrı bir grup, Özgür Özel ekibi ayrı bir grup. Böyle bir kavga hali tam anlamıyla devam ediyor. Dolayısıyla çok büyük tarihi bir fırsatı da CHP kendi elleriyle heba etmiş vaziyette ve bu da Türkiye'deki genel sorunlarında bir yansıması. Bakın günlerdir Türkiye şiddeti konuşuyor, şiddet sarmalını konuşuyor. Evet, Türkiye hiçbir zaman böyle süt liman olmadı ama son dönemde öyle bir şiddet sarmalı var ki artık sokağa çıkmak, sokağa çıkan insanın sağ salim eve dönmesini beklemek hayli stresli bir konu. Çünkü her gün, her dakika Türkiye'nin her yerinden şiddet akıyor. Sokaklar şiddet akıyor, mafya iktidarda, hukuk yok. Yani rezaletlerin haddi hesabı yok, saymakla bitmez. Hani özel bir bülten hazırlasak, 24 saat yayın yapsak şu an Türkiye'de yaşanan şiddet sarmalını anlatmaya mümkün yetmiyor. Neden bu hale geldik? Aslında cevabı çok açık. Böyle gizli saklı, böyle çok olağanüstü bir gerekçe yok. Erdoğan ve suç ortakları bile isteye bunu yaptılar.
cezaevlerini boşalttılar. Cezaevlerinde olması gereken suçlular, hırsızlar, katiller, tecavüzcüler, gaspçılar, sokaklarda ev hanımları, gazeteciler, akademisyenler cezaevlerinde. Böyle bir tablo artı bütün liyakatlı kadroların tasfiye edilip onların yerine suça bulaşmış insanların kritik görevlere getirilmesi, medyanın tamamen iktidarın oyuncağı haline getirilmesi, yasaların defaatle değiştirilmesi, defaatle infaz yasasında oynamalar ve sonrasında işte tablo ortada. Sürpriz değil, bu hale geldiğinde daha da kötüleşeceğini de ifade edelim. Ayrıca şunu da ifade edelim, yani adaletsizliğin, hani az önce de zaten kendileri de tespit etmişti adalet ve kalkınmanın olmadığını, adaletsizliğin bu kadar ayyuka çıktığı ve kimsenin hukuk işliyor inancına sahip olmadığı bir rejimde insanlar şiddete başvurmaları daha da yaygınlaşarak artacak. Bu insanların giderek umutsuzlaşması sonucunu getiriyor. Muhalefetten de umut bittiği zaman maalesef herkes kendi adaletini kendi yerine getirmeye çalışıyor bu şekilde. Artı cezasızlık ilkesi, yani düşünün mafya, iktidar, her türlü illegaliteyi yapanlar yanına kar kalıyor. Hal böyle olunca da maalesef sokakların şiddeti giderek daha da artıyor. Bunlar kötü günler ama emin olun daha kötüleri kapıda. Çünkü yani burada yapılacak olan şeyler belliydi. Adaletin tesis etmesi, liyakatlı kadroların görevde olması, siyasetin bu noktada yargıya müdahale etmemesi, özgür medya, özgür yargı, ama bunlar yoksa doğal olarak da bugünkü tablonun önüne geldik. Şimdi size çok somut bir örnek söyleyeyim. Yargı nasıl bu hale geldi? Çünkü Erdoğan özellikle suça bulaşmış yargıçları göreve getirdi. 15 Temmuz kumpasının en kritik hamlesi o akşam daha gece yarısı olmadan 4000'e yakın hakim savcının İhraç edilip yerine AKP, MHP teşkilatlarından ve eski kıza çekilmiş kötü üne sahip, sicile sahip yargıçlardan, savcılardan oluşan bir infaz timi, tam anlamıyla hukukun teşkil etmesi, tecelli etmesi değil ama infaz etmek için kurulan bir yapı vardı. O yapıda adaleti alt etti. Mesela çok somut bir örnek, İsmail Uçar. Kendisi Anadolu Yakası Başsavcısıydı ve HSK'ya şikayet mektubu yazdı. HSK'ya yazdığı şikayet mektubunda şikayet ettiği rüşvet, yani bu adliyede rüşvet var diyordu. Rüşvetin olmadığı adliye yok tabii ki ama bu dikkat çekici. Çünkü İsmail Uçar'ın o kadar özgüveni yüksek ki kendisiyle ilgili de dahil olmak üzere başında olduğu sistemin rüşvetini anlatıyordu. Çünkü dokunulmayacağını biliyor kendisine. Orada ismi geçen Sidar Demiroğlu isimli bir hakim vardı. Rüşvetten açığa alınan. Onun bir iddiası var. Diyor ki İsmail Uçar'ın mal varlığı benimkinin 10 katı. Eğer aksi bir şey değilse ben istifa edip ülkeyi terk edeceğim. Şimdi bir kere istifa edip ülkeyi terk etmek bir ödüldür. Aksine ceza alması gereken insanlar bunlar. Kaldı ki hani iki tarafında birbirine söyledikleri doğru. İsmail Uçar'ın katlettiği hukuk, aldığı rüşvetler ya da Sidar Demiroğlu'nun ya da diğerlerinin, yani gerçekten kokuşmuş bir yargı var. Yargı bu haldeyken parayı basanın tahliye olduğu, parayı basanın tutuklanmadığı ya da sırf insanların malına mülküne çökmek için o insanlara terörist yaftası takıp o insanları cezaevlerine doldurup sonra onları bir de parasını gasp etmek için yapılan kumpaslar. Türkiye'nin her ilinde bu şekilde borsalar var. Mafyanın, suç örgütlerinin cirit attığı bir hale geldi. Geçen hafta çok konuştuk. Polisi şehit eden 19 yaşındaki zanlının 26 sabıkası vardı. Ama işte onlar cezaevinde değilken dünya çapında başarıları imza atmış akademisyenler, gazeteciler, ev hanımları, çocuklar, lise öğrencileri cezaevinde. İşte bugün yaşadığımız çöküş böyle bir çöküş. Aslında başlık çok açık. Erdoğan cemaati bitireyim derken ülkeyi bitirdi. Ama bu gerçeği söylemek için Türkiye'de cesaret istiyor. Bu gerçeği söyleyebilecek cesarette çok az kişi var. Siyasetten devam edelim. Hani şeytan ayrıntıda gizlidir diye önemli bir ifade var. Gazetecilikte de bu çok önemli. Bugün Ankara'da ilginç bir soru önergesi vardı. Daha doğrusu soru önergesi değil de bir cevaplanması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sorulan bir soru. Soru şu, erken seçim çalışması mı var? Detayı ne? İlginç olan şey şu. Devlet Malzeme Ofisi ihale sürecine çıktı ve seçim için oy pusulası, zarf kağıdı ve gerekli malzemelerin ihalesine çıktı. Şimdi normal şartlarda hani Devlet Malzeme Ofisi bu ihaleleri yapar ama zamanlama burada manidar. Dikkat çekici olan o. Çünkü normal şartlarda ilanın son teklifi, yani çıkılan ilandaki teklif 21 Ekim. Yani önümüzdeki 15 gün sonra bu ilan bitecek. Peki normalde
seçim takvimi nedir? İşte Erdoğan dün de diyordu, önceki gün de söylüyordu. Önümüzde 3,5 yıl seçimsiz, onun tabiriyle kemiksiz bir 3,5 yıl var. Eğer önümüzde 3,5 yıl varsa Devlet Malzeme Ofisi bu ilana şimdi neden çıktı? Normal şartlarda ilana çıkılması gereken tarih Mayıs 2028'di. Yani bu hani ilana çıkılması ile ilgili 2028 seçimlerinde çıkılacak olan ilana neden bu kadar erken çıktınız? Doğal olarak herkesin aklına şu soru geliyor. Çünkü ihalede 8 ayda teslim edilmesi şartı da var. İşte detaylar var. 5000 ton kağıt, mürekkep vesaire, filigranlı zarflar. Peki bu kadar erken yapılması acaba yarın bir gün Erdoğan siyasi çıkarları gereği oturup ittifak ettiği çevrelerle de anlaştıktan sonra hadi erken seçime gidiyoruz dediği anda Yüksek Seçim Kurulu evet biz hazırız demesi için mi? Çünkü bunların da hazır olması gerekiyor. Evet yani bu ayrıntı dikkat çekici. Bakalım Cevdet İlmaz ne cevap verecek? Ha, cevabı ne kadar itibar edilir ayrı bir konu ama bakalım bu cevap ne olacak? Onu da izleyip takip edeceğiz. Ama iktidarın bir yandan da hazır CHP elindeki büyük başarıyı heba etmişken nasıl olsa İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel adaylık tartışmasına tutuşmuşken hani bunlardan bir şey olmayacakken ben aradan bir seçim daha kapıp götüreyim diyebilir Erdoğan. Bakalım onu nasıl yapacaklar, nasıl formüle edecekler. Milletvekili transferleri, pazarlıklar tam gaz devam ediyor. Onları da takip edip size aktaracağız. Bir sonraki haberimiz. Ülkede bu kadar hukuksuzluk varken arada sırada nadiren de olsa, çok seyrek bir şekilde de olsa Anayasa Mahkemesi'nden arada sırada böyle bir hukukun kırıntısı haberler çıkabiliyor. Mesela bugün geldi resmi gazetede yayınlanmış bir karar var. OHAL KHK'sıyla ihraç edilen ama başka bir OHAL KHK'sıyla geri dönenlerin tazminat almasını iptal etmişti daha önce Danıştay. Anayasa Mahkemesi dedi ki hayır bu hukuksuz. Siz adamı hukuksuz yere ihraç etmişseniz ve sonra geriye döndürmüşseniz tazminatını da ödemeniz gerekiyor diyor. Aslında bu çok sınırlı, kısıtlı bir karar. Tüm KHK'ları kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Ama o siyasi atmosfer olduğu zaman ondan da emin olun. Nasıl ki bunlar bu kadar çok KHK'yla yüz binlerce, milyonlarca insanı mağdur ettiler. Bütün bu mağduriyeti bir KHK'yla düzeltmek mümkün. O da dediğim gibi siyasi atmosfere bağlı KHK mağdurlarının tamam çok uzadı, moral bozucu şeyler var ama sabırlı olması ve mücadele etmeyi sürdürmesi gerekiyor. Sonuçta bir KHK ile bütün haklar geri kazanılabilir. Buradan Türkiye'nin utanç verici bir haberine geçelim. Günlerdir başı kesilen genç kızlar, öldürülen kadınlar, cinayetler yani listeyi sıralamak mümkün değil. Ama bazı haberler var ki artık o insanın eski tabirle vücut kimyasını bozuyor. Düşünün ya 2 yaşında Sıla Yeniçeri isimli bir bebek 2 yaşında cinsel tacize ve şiddete uğruyordu. Maalesef hayatını kaybetti hastanede. Yani olayın detaylarına çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü insanın gerçekten hani stresten tansiyonunu zıplatan bir konu. Ya 2 yaşında bir çocuk, bebek daha yani 2 yaşında hem şiddete maruz kalıyor hem cinsel istismara maruz kalıyor. Günlerdir yoğun bakımdaydı. Maalesef hayatını kaybetti. Benzeri sayısız örnek var. Bakın Narin cinayetinin üzerinde örttüler. Narin cinayetiyle ilgili derdisi doğrucuğun haber yok. Soruşturma nereye gitti belli değil. Neden? Çünkü cinayetin arkasındaki kadro, aile, AKP'li. AKP'lerin yakın tanıdığı bir aile çünkü. Ve gerçekten hani insanın kanını donduran bu cinayet, Narin cinayetinde de olayı tabiri caizse gürültüye getirip unutturdular. Kimse Narin cinayetiyle ilgili ne olduğunu artık açıklamıyor. Şimdi dış politikaya, iç politika bağlantısıyla geçelim. Malum başlarken söyledik 7 Ekim yıl dönümü. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail oturumu var. Nereden çıktı derseniz, çıktığı yer şurası. Erdoğan meclisin yeni açılış yılı, yasama yılı açılışında dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye. Tabi bu tartışma yani birçok insan için yani nereden çıktı türünde bir tartışmaydı. Ama siyasal İslamcılar için bu kadim bir tartışma, arz-ı mevdu tartışması. Onların iddiasına göre İsrail günün birinde Türkiye'nin büyük bir kısmını işgal edecek. Tabi bu bana göre absürt. Birçok insana göre de politik bir manevra olmanın ötesinde bir anlamı olmayan bu çıkışa Özgür Özel imdada yetişti, Erdoğan'a yardıma koştu ve dedi ki ya madem böyle bir şey var bizi bilgilendirin. Hani emir eri gibi kendini konumlandırıyor Özgür Özel gördüğünüz gibi. Hani hafta sonu çok konuştuk Özgür Özel'in açıklamalarını. Yani ben 28 Şubat paşalarını istedim, aldım. Sonra teşekkür için
Hasan Doğan aradım özel kalemini diyor. Hani gerçekten siyasi tarihe geçecek gaflardan, skandallardan birisi bu. Hani sosyal medyada çok söylendi, ben de hatırladım. Ya böyle pazarlıklarla bu iş oluyorsa aramızda para toplayıp cezaevindeki gazeteciler, akademisyenleri, masum insanları çıkaralım o zaman. Madem bu işler böyle hallediliyorsa diye çok yoğun yorumlar da vardı. Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mecliste sunum yapacakmış, bilgilendirme yapacakmış. Kuvvetle muhtemel kapalı oturum olacak. Tabii insanın aklına şu soru geliyor. Şimdi Erdoğan böyle bir absürt açıklamayı yaptı. Özgür Özel yardıma koştu. İsrail Türkiye'ye işgal edecek mi tartışıyor ki bir ülke için utanç verici bir durum. Yani Türkiye dediğiniz ülke kocaman bölgesinde Erdoğan'a rağmen önemli bir ülke. Hani küçücük bir coğrafi alana sıkışmış olan İsrail'in Türkiye'yi işgal edeceğini söylüyorsunuz ve bununla ilgili mecliste kapalı oturum yapıyorsunuz. Gerçekten hani büyük devlet olma iddiasında olan bir ülke için gerçekten utanç verici bir durum. Ama asıl sorulması gereken soru şu. Yarın mecliste konu gündeme geldiğinde acaba İsrail'le ticareti konuşacak mısınız? Şimdi Erdoğan dün işte hafta sonu Türkiye'nin her yerinde oğlu Bilal, kızı Sümeyye ve diğer aile fertlerinin öncülüğünde Gazze mitingleri yaptılar. Ama bir taraftan da damadı İsrail'le ortak savunma sanayi fuarı yapıyor. Öbür taraftan çocukları akın akın İsrail'e malzeme taşıyor. Gemileri fıldır fıldır geçiyor. Daha dün yayınlanan yeni detaylar var. Hani bunlar da bir yerde yayınlanmıyor arkadaşlar. Bunların hepsi online olarak internette mevcut. Yani uluslararası gemi trafiğini takip etmek için olan web siteleri var. Orada hava yolları için varsa gemi yolları için de var, gemiler için de var. Ve oraya kendiniz de görebilirsiniz. Türkiye limanlarından çıkan gemiler, İsrail'e giden gemiler fıldır fıldır, vızır vızır akan gemiler var. Ve böyle bir ortamda Erdoğan rejimi çıkıyor. Biz diyor İsrail'e ambargo uygulayan tek ülkeyiz. Yani böyle bir yani yalanın da daniskası diyeceğim türden bir ifade. Hani çok hoş kaçmayabilir ama yani. Ve online olarak görebiliyorsunuz. Götüren gemilerde Erdoğan'ın ve AKP elitlerinin gemileri, aile gemileri. Ama çıkıyorlar işte pazar günü Türkiye'nin her yerinde kamu imkanlarıyla şov yapıyorlar. Öbür taraftan damat da Teknofest'lerde kendi PR'ını yapıyor. Yani İsrail'in, Gazze'nin maalesef istismarının en çarpıcı, en tuhaf örneklerinden birisi de Türkiye'de yaşanmaya devam ediyor. Ve bugün Erdoğan işte özellikle İletişim Başkanlığı'nın oturup çalıştığı bir tane propaganda videosu yapmışlar. Onu paylaşıyorlar. İşte Ömer Çelik boynuna Filistin askısı atıyor. Peki gerçekte soru şu, yarın mecliste bu konu konuşulurken gemileri konuşacak mısınız? Muhalefet gemileri soracak mı? Erdoğan bunu nasıl izah edecek ya da AKP bunu nasıl izah edecek? Çok basit bir soru. Hani ticareti kapatmıştınız? Önce uzun süre yok dediler, böyle bir şey yok. Sonra baktılar kapatamıyorlar. Bu sefer dediler ki biz bunları Filistin'e gönderiyoruz. Sonra bakıldı ki ya bunlar Filistin'e gönderiyoruz de yine İsrail'e gönderiyorlar. Tepkiyi gidermek için böyle bir numara çekmişler. Çünkü yani Filistin'e giden, gitmeyeceği belli olan ürünler, daha sonra görüntüleri de yayınlandı. İsrail ordusunun kullandığı ürünler. Bu tip detaylar ortaya çıktı. Sonra dedi tümden yasakladık ama gelin görün ki yasak hem uygulanmıyor, hem Türkiye üzerinden gemiler mal götürmeye devam ediyor, hem de üçüncü ülkeler üzerinden yapılan bir nevi dolandırmayla yapılan ticaret söz konusu. Yani Erdoğan bir taraftan İsrail'in Filistin'de, Gazze'de uyguladığı soykırım üzerinden siyasi rant elde ederken öbür taraftan cebini doldurmaya devam ediyor. Gerçekten tanımsız bir durum ama Türkiye'de bu kitle, bu seçmen bu çelişkiyi, bu utancı sorun etmiyor. Evet, enteresan bir tablo. Devam edelim Türkiye ile ilgili. Evet, ne zaman iktidar ağzını açsa Almanya bizi kıskanıyor diyor. AKP'lilerin hepsi dış güçler, dış güçler diye bunu nakarat olarak tekrar ediyor. Ama fırsatını buldukları anda da hemen kaçıyorlar. Hem de öyle böyle değil. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çok konuştuk. AKP'liler, özellikle AKP'li belediyeler gri pasaport üzerinden insan kaçakçılığı yapıyordu. Hatta bunu da çıkıp savunuyorlardı. Ne güzel işte Türkiye'de sürüncene gitsinler diyorlardı. Şimdi sorarsanız Almanya bizi kıskanıyor. Ama gelin görün ki dün Almanya'da bir gazetede çıkan haber biraz da utanç verici Türkiye adına. Şöyle ki şimdi 6 Şubat depremi Türkiye tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birisiydi. Ve maalesef onu da unutturduk. Yani Türkiye Erdoğan rejimi onu da unutturdu. Skandalları, ölen binlerce insanın hayatını Erdoğan'ın keyfi için hayatını kaybettiğini unutturdular. İşte 6 Şubat depreminden sonra Almanya demişti ki size 3 aylık kolaylık vize vereceğiz, kolay vize vereceğiz. Niye deprem mağdursunuz? Almanya'da yaşayan akrabalarınız falan varsa başvuruyorsunuz, size 3 aylık geçici
vize veriyorlardı. Yaklaşık 10 bin kişi bu vize eliyle Almanya'ya gitti. Peki ne oldu dersiniz? 10 bini de geri dönmedi. Almanya'ya iltica ettiler. İltica gerekçeleri değişik sebepler sayıyorlar, ayrı bir konu, ama 10 bin kişi gitti ve 10 bin kişi geri dönmedi. Yani Türkiye'nin geleceğinden umudu kalmadığını daha nasıl anlatabilir insanlar? Ama bir taraftan da yine bugün gazetelerde, televizyonlarda konuşulan bir konu daha var. Türkiye'nin Dresden'deki ateşeliğine atanan bir ticaret ateşesi var. Tek kelime Almanca bilmiyor. Bakanın bir arkadaşının damadı ve bakanın arkadaşının fabrikasında aşçı olarak çalışan, hiçbir devlet tecrübesi olmayan, eğitimi olmayan, tek kelime Almanca bilmeyen ama yaklaşık 8000 euro maaş alacak olan ticaret ateşçisi var. Biliyorsunuz tekmeci de daha önce başka bir yere, Frankfurt'a ticaret ateşçisi olarak atanmıştı. Evet, Türkiye'de böyle bir eş dost yağması tam gaz devam ediyor. Bu da böyle bir realite. Yani bir taraftan halk kaçmaya çalışıyor, öbür taraftan Erdoğan rejiminin aparatları doymak bilmez bir şekilde ülkenin imkanlarını yağmalamaya devam ediyorlar. Evet, dil bilmeden bir adamı oraya ateş olarak atıyorsun. Peki o iş orada nasıl yapacak bu işi sorusunu soran yok. Hiçbir tecrübesi yok, hiçbir devlet geçmişi yok. Dahası sevgili seyirciler, benim bulunduğum Washington DC'ye basın ateşi olarak atadıkları adamın İngilizcesi yoktu. Ama bu insanlar binlerce dolar maaşla çalışıyorlar ve burada güya devleti temsil ediyorlar. Ama elçilikler de artık AKP'nin il başkanlığı, ilçe başkanlığı seviyesine geldiği için de çok da şaşırtıcı bir durumda değil aslına bakılırsa. Açarken başlamıştık 7 Ekim saldırısının yıl dönümü. Orta Doğu'da, dünyada bir yılda çok şey değişti. Maalesef kötü yönde tabii ki. İyi yönde bir şey yok. Tabii hala sorular ortada duruyor. Ne gibi? Yani İsrail istihbaratı İran'da, Tahran'da Haniye'ye suikast düzenleyip sadece onun bulunduğu odayı patlatabiliyor. Çağrı cihazları üzerinden Hizbullah'ın 3000 yöneticisini bir anda devre dışı bırakabiliyor. Nokta atışı operasyonlar yapabiliyor. Her türlü imkanı var. Bu kadar güçlü istihbarata sahip olan bir ülke 7 Ekim'deki saldırıyı nasıl önlemedi, nasıl haberdar almadı sorusu hala ortada duruyor. Maalesef yaşanan insani dram sebebiyle kimse de bunları tartışmıyor. Şimdi 7 Ekim üzerinden bir yıl geçti. Bugün Amerika'da, dünyanın her yerinde, İsrail'de anma ve protestolar var. Bir yılda ne değişti? Bir yılda çok şey değişti. Tamam, İsrail'e yönelik Hamas saldırısının kabul edilebilir tarafı yok. Hani sorularımız olsa da bu Hamas'ın yaptığını meşru kılmıyor. Ama aması şu, ya ertesi gün başlayan İsrail saldırılarında Gazze yok edildi. Gazze yok artık. Hani Gazze dediğiniz yerin %70'i artık kullanılamayacak hale gelmiş vaziyette. Yaklaşık 50 bin, bunun da çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 50 bin Filistinli hayatını kaybetti. Göç etmeye çalışanlar, sınırlara yığılanlar ve oralarda hayatını kaybedenler. Hani bombayla ölmüyorsanız hijyen sorunuyla, açlıkla imtihan ediliyorsunuz. Orayla hayatınızı kaybediyorsunuz ve dünyanın gözü önünde bir soykırım tam gaz devam ediyor. Ama bakıyorsunuz işte bugün İsrail dün geceden itibaren yine Lübnan'da yoğun bombalama yaptı. Orada çok sayıda insan hayatını kaybetti. İran'la İsrail arasında gerginlik yükseliyor. Yani bölgede tansiyon daha da yükseliyor. O eylem kime ne kazandırdı, neyle sonuçlandı? Tabii ki bunların hepsi ayrıca analiz edilmesi gereken bir nokta. Ama Hamas cephesinden, El Kassam Tugayları cephesinden ki sözcüsü Ebu Ubeyde, biliyorsunuz Diyarbakır'da surlara posterlerini falan asmışlardı. Yine böyle bugün hamaset dolu bir açıklama, işte İsrail'i şöyle getirdik böyle getirdik şeklinde, bana göre pek bir anlamı olmayan, İran'ın genel olarak yaptığı türden esip gürleyen ama pek bir sonuca ulaştırmayan açıklamalardan birini daha yaptılar. Ama sonuçta çok somut bir realite var. 50 bine yakın Filistinli dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda öldürüldü ve maalesef Erdoğan istismar ediyor. Amerika kendi seçim telaşında olduğu için İsrail'e dur demiyor. Netanyahu da bunu politik bir kazanca çevirdi. Dünyanın göz önünde sivilleri bombalıyor, siviller hayatını kaybediyor. Evet, bir yıl çok kötü geçti. Çok acı şeyler yaşandı. İnanılmaz iç parçalayıcı görüntüler gördük. Ama önümüzdeki yıl için de çok umutlu olamıyoruz. Çünkü İsrail'i durduran bir güç yok. Dur diyecek bir güç yok. O dur diyecek bir güç Amerika. Amerika da kendi seçim telaşında, onu çok da önemsemiyorlar. Ve bu savaşın bölgeye yayılarak devam etmesi de büyük bir potansiyel olarak önümüzde duruyor. Bir ihtimal olarak önümüzde duruyor. Maalesef birinci yıl, yani büyük katliamın, büyük
terör saldırısının birinci yılında çok daha karamsar olduğumuzu ifade edebiliriz. Evet, bugün 7 Ekim itibariyle Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklar böyleydi bu saat itibariyle. Tabii ki yeni gelişmeleri 7/24 yayınlarıyla size aktaracağız. Lütfen siz de bizimle olun, yayınları izleyin, yorum yazın ve paylaşın ki Türkiye'de özgür medyanın sesi çıkabilsin. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.